Orhan hocam bir şey söyledi. Harun'a dedim, Harun hoca ne oluyor şimdi, işin hukukunu söyle dedim ben. Bak dedim, Orhan hoca diyor ki dedim ben, bir yumurtayı bir sperm ne dedim dölledi. Dölleyince dedim, adamın haberi olmasa dedim ne olacak, dini hukuku bunun ne dedim. Dört şahit olması lazım. Laboratuvarda şahit var yok. O Evet, ben de onu söyledim. Dedim dört tane şahit olması lazım. Sen nasıl böyle hükmediyorsun dedim. Diyanetçiler, ilahiyatçılar kızacak tabii bana. Devam ediyor. Bak ben bir orta yere bir fitne çıkardım şimdi. Harun hocam, normalde diyelim ki bayanın yumurtası ama sperm olarak bayanın kocasından değil. Bu noktada siz bayanın zina hükmünü veremezsiniz, dini hukuku olarak. Doğan çocuğu da gayrimeşru diyemezsiniz. Doğan çocuğun spermin babası belliyse çocuk gayrimeşru değildir. Öz babası onun, normalde spermin sahibi kimse öz babası o. Bu oradaki orada normal burada sadece miras hukuku ve babalık hukuku çıkar. Miras hukukuyla babalık hukuku. Evet. Siz kadını burada hemen zina hükmüyle hükmedemezsiniz. Diyanetçilerin battığı yer burası zaten. Siz aldınız kadını, batırdınız şimdi. Şimdi hocam bu mevzuyu konuşurken biz de Harun Hoca ile bunun, ben Harun Hoca ne oldu şimdi dedim, hukuku zina etti kadın dedi. Anında ben dedim olmaz, kendisine zina edebildiğine hükmetmek için bir kadının bir erkekle malum ilişki içerisine girecek dört tane de şahit lazım. Dört tane şahidi bulmak en büyük problem zaten. Ya dur, dört tane şahit getireyim diyecek de değil kimse. Harun Hoca tabii mesela Harun Hoca kaldı şimdi. Daha ilerisini söyleyeyim. Hocam gitsinler müftüyle takışsınlar. Müftü sürsün bunu sürecekse. Şimdi normalde örnek çocuğu olmayan eşler anne yumurtasını alıyorlar, babanın spermini alıyorlar, gidiyorlar Kıbrıs'a. Kıbrıs'ta bir taşıyıcı kadın buluyorlar, orada hamile kalmış bir vaziyette ona yüklüyorlar. Burada İslam hukuku olarak ne diyeceksin? O çocuğun babası kim, annesi kim? Hamile olan kadının hangi hükme koyacaksın? Öyle değil işte. Hadis-i şerif öyle ama öyle değil. Anneyi orada bir evi icarlamış kimse gibi göreceksin. Yoksa hukuk olarak içinden çıkamazsın. Bu içtihadı da kitaplarda bulamazsınız. Tarla hükmünde, yok tarla hükmünde de değil, yok öyle de değil. İş karıştı. Şimdi normalde bu atlayayım mı buradan aşağı? Burası tehlikeli bir yer. Şimdi normalde diyelim ki bir dükkan düşün. Bir dükkana getirdim ben, iki tane mal koydum. İki tane mal koyunca dükkanı kiraladım. Dükkanın asıl sahibi, yani dükkan sahibi kim? Nuri. Dükkanın asıl sahibi dükkanını bana kiraya verdi. Bu. Yaz istersen bunu Diyanet'e. Diyanet bunun fetvasını nasıl verecek? Kadının rahmini burada, kadının rahmini o kimse 9 ay 10 gününe kiraladı. Mal hükmünde. Evet. Hocam yalnız senin buradaki ilahiyatçılar da bu fıkhın içinden çıkamaz. Onlar çıkamazlar bu işin içinden. Kendimi biraz böyle alttan almayayım ve tevazu göstermeyeyim yani.
Ne yazık ki böyle. Hoca efendi, şimdi dizilerde de var öyle programlar. Efendim? Şimdi dizilerde de var öyle programlar, gösteriyorlar. Bilmiyorum, dizi çok seyretmediğimden bir şey diyemeyeceğim. Evet. Ama olabilir, bunda bir sıkıntı yok. Bugün soru gelmemiş. İnşallah biz burada kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'tan bir şey gelmezse inşallah. Gazi Emir devam demişiz. Burada 120. beyitte kalmışız. Ama normalde ben hocamın kutlu doğumla alakalı bir giriş yapmıştı. Onunla alakalı bir küçük bir giriş yapayım, orada bırakayım. Malum kutlu doğum, kutlu doğum denilince hani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin doğumuyla alakalı. Bunun altını çizerekten söylemek istiyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Hatemün Nebi'dir. Hatemün Nebi son peygamber demek. Peygamberlerin sonuncusu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinden sonra dünya üzerinde peygamberlik mesleği kıymetli olduğundan dolayı zaman zaman kendilerini peygamber olarak ilan eden, kendilerini bu noktada peygamberlik noktasında gören şahıslar türemiştir. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hatemül Nebi tabirini kullanır. Bu son peygamberdir. Artık ondan sonra bir peygamber gelmesi söz konusu değildir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri değişik hadis-i şeriflerde kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğunu, kendisinden sonra bir peygamberin gelmeyeceğini, bu noktada kendisinden sonra ne bir nebi ne bir resul de gelmeyeceğini, nebi ve resullüğün bittiğini, ama işte sahabeden birisi sorar o zaman, ya Resulallah, bu insanları uyaracak olan kimler, hani ne olacak bu insanların hali dediğinde, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri insanları uyaracak olan, bu resullerin, bu peygamberlerin izinde gidecek olan ehil alimlerin bu vazifeyi yerine getireceğini ve daha enteresan bir hadis-i şerif var. İnsanların bu noktada naçarlıklarını sahih rüyalarla gidereceklerine dair hadis-i şerif var. Şimdi o yüzden buradaki dinleyicilere özellikle söylemek istiyorum. Dünya üzerinde sağlam kalmış bir tek din kaldı. Sağlam kalan. O da İslam dini şu anda. Sağlamlığının sebebi şu. Biz İslam dini olarak en yakın sağlam kaynaklara sahibiz. Bizim dini metnimiz bozulmamış bir şekilde dimdik ayakta duruyor. İlk yazılan musaflar ve musaflardan olan parçalar dahil buna. Bunların hepsi de elimizde. Ve elimizde bulunan Kur'an dünya üzerinde değişmemiş tek kitap. Üzerinde bir değişiklik oluşmamış ve
İslam'ın kendince kendisine delil teşkil ettiği her şey daha dün gibi çok yakın. 1400 yıl. Bugün İslam'dan önceki diğer, yani Hazreti Muhammed Mustafa'dan önceki, sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki diğer peygamberlerin varlığını da tasdik eden, diğer peygamberlerin getirmiş olduğu dini de tasdik eden ve diğer peygamberlerin getirmiş olduğu hukuku da tasdik eden Muhammed Mustafa'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ve elimizde hadisler gibi üzerinde çalışılan muhakkak eksikleri, noksanlıkları vardır. O ilim ehlinin işi, bizim gibi, benim gibi cahil insanların işi değil. Ben kendimi o noktada görmüyorum. Ama velakin elimizde ayet ve hadislerin metinleri duruyor. O yüzden Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin üzerinden gelmiş olan son din ve son peygamber meydanda. Bunun üzerinde ne bir nebi ne de bir peygamber gelecek. Bunu hem Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin sağlığında iki tane, bir Yemen'de bir de Müseylemetül Kezzef var. İki tane yalancı peygamber çıkmış. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kendisinden kıyamete kadar 30 tane yalancı peygamber çıkmadan kıyametin kopmayacağını beyan etmiş. Ve zaman içerisinde bu yalancı peygamberlerin çıkacağına dair hadis-i şeriflerde ayan beyan meydanda. Böyle olunca bir sabah birisi erken kalkıp kendisini nebi veya resul veya işte kendince peygamber görebileceği, bu tip psikolojik rahatsızlıklar yaşayanların kendilerini peygamber görebilecekleri bir vakadır. Eğer bir kimse kendisi peygamberlik ilan ediyorsa, tekrar söylüyorum, o kimse ya din bozucu, fesat çıkarıcı, kafirdir ya da o kimse delidir. İkisinden biridir. Ya o kimse bu noktada psikolojik dengelerini bozmuş, tedaviye ihtiyacı olan bir kimsedir ya da otomatikman kafirdir. Bu seneki bizim kutlu doğum teması Hatemül Nebi, son peygamber. Bunu seçmemizin bir sebebi de ne yazık ki son dönemlerde bazı kimseler kendilerini ya peygamber statüsünde görüyorlar ya da kendilerini peygamberliğe yakın bir statüde görüyorlar. İnsanları kandırmak, aldatmak için yuvarlak kelimeler ve cümleler kullanıp, işte aslında o Resul demek istemedi, yok o bir nebidir, yok o böyle demek istemedi, o bir velidir, yok ertesi gün o veli değil, aslında nebidir, yok ertesi gün tekrar ben nebiliği o manada kastetmedim, ben bu manada kastettim deyip akçakavak yaprağı gibi yanar dönerler var. O yüzden bu noktada sizi uyarma, haddime değil ama bilgilendirme noktasında durdum. Kur'an'la sabittir, açıkça söylüyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin son Resul olduğu ve ondan sonra başka bir Resul ve Nebi'nin de gelmeyeceği bu noktada açık, bu noktada beyan da saklı gizli değil. Eğer birisi televizyonda, orada burada herhangi bir yerde toplanan soruları verin bana. Eğer orada burada birileri kendilerini bu noktada adlandırıp isimlendirmeye çalışıyorlarsa, içinizden, kalbinizden verecek olduğunuz hüküm şu: bir, bu kimse ya akli olarak sıkıntısı vardır; iki, bu kimse kafirdir, İslam dünyasının üzerinde oynanan bir oyunun parçasıdır. İslam dünyasının üzerinde oynanan bir oyunun parçasıdır. Yeryüzünde inanç felsefesi olarak sağlam kalan bir tek İslam dini kaldı. Felsefe olarak, yaşantı olarak değil, inanç olarak. Biz yaşamıyoruz, yaşayamıyoruz.
Ama doktriner olarak bozulmamış, orası burası yontulmamış, yontulması da mümkün değil. Orada çok affedersiniz kapı gibi, sıra dağlar gibi duran bir inanç felsefesi var. Ve dünya üzerindeki deccal ve deccalist güçler bundan rahatsız. Bunu bozamıyorlar. Yaşantımızı bozdular, fikri dünyamızı bozdular, düşünce dünyamızı bozdular. Ama inancımız duruyor elhamdülillah. Yaşayamasak da felsefemiz de orada duruyor. İman nedir? İmanda artma ve eksilme olur mu? İman bir kimsenin dil ile ikrar edip kalp ile bir şeyi tasdik etmesidir. Dil ile ikrar şart mıdır? Evet. Dil ile ikrar zahiri hukuku bağlar. İman her ne kadar bir kimsenin kalbiyle tasdik etmesi ise de diliyle de bunu ikrar etmesi gerekir. Diliyle ikrar etmesi o kimsenin malını, canını, aklını, namusunu ve insani değerlerini koruması içindir. Biz dil ile ikrarı önemseriz. Maturidi düşüncesi dil ile ikrar, kalp ile tasdik üzerinde durur. Bir kısım değişik inanç mezhepleri işte kalp ile tasdikin gerekli olmadığını, bir kısmının dil ile tasdikin gerekli olmadığını, bir kısmı sadece işte kalp ile tasdikin yeterli olduğunu, bunu beyan etmesine gerek yokmuş gibi söyleyenler olmuştur. İmam-ı Azam Hazretleri'nin yolunu takip eden İmam Maturidi imanla alakalı dil ile ikrarı, kalp ile tasdiki önemli görmüştür. Artar eksilir mi? İmam Maturidi, İmam-ı Azam'a göre, İmam-ı Azam'ın fıkıh ekberinde böyle bir tespit vardır. Aynı tespiti İmam Maturidi devam ettirir. İmanda artma ve eksilme yoktur. Ama imanda kemale erme, olgunlaşma vardır. Olgunlaşma. Bir elmayı düşünün. Bütün elma olgunlaştı, erdi. İşte bu noktada da iman olgunlaşan bir noktadır, dairedir. Haklı davayı kazanmak için dua var mı? Nasip kısmet için hangi dua okunur? İçkiden kurtulmak için ne yapılmalı? Hepsi için çalışmalı. İçkiden kurtulmak için niyet edip mücadele edecek. Ben bir daha içki içmeyeceğim. Ya Rabbi bu haramdan uzaklaşıyorum. Bana yardım et diyecek, içmeyecek. Nasip kısmet için de, nasip kısmet için de neyi istiyor? İstediği şey için çalışma yapacak, koşturacak. Bizde şöyle bir şey var. Kadınlar, erkekler, iş yapanlar, işte nasip kısmet deyince aklımıza hemen bizim evlilikle alakalı meseleler geliyor. Kızın bir türlü nasibi açık değil, kapalı. Muhakkak bir büyü yapmışlardır ona bizde. Ona muhakkak okumuşlardır. Yorganların içerisinde, yastıkların içerisinde bir muska bulunabilir. Hatta orada bir tane kıl tüy bir şey varsa, yağma sürüldüyse kesin nasibi kapanmıştır onun. Hiç kimse kendi kızının ne kadar iyi, ne kadar kaliteli, ne kadar yetişmiş olup olmadığına bakmaz. Hiç kimse kendi oğlunun ne kadar evliliğe elverişli bir prototip olup olmadığına bakmaz. Bizde şöyle bir algı var. Nasibi kapalı canım. Ne oldu? Tam olacaktı. Tam yarın gelecekti, vazgeçtiler. Yani hiç kimse bu kızın suratı asık mı? Bu erkeğin suratı asık mı? Bu erkeğin annesinin babasının ahlakı nasıl? Gittikleri yerde kibirlilik yapıp beğeniyorlar mı, beğenmiyorlar mı? Veyahut da biz kendi kendimize, kendi iç dünyamıza, kendimizi analiz edip böyle bir hükme varamayız. Bizim için kurtuluş kapısıdır bu. Ve sıyrılma, temizlenme kapısıdır. Yok canım, düşmanlarımız çok. O yüzden muhakkak bizim nasibimizi kapatmışlardır. İşle alakalı da biz gerekli gayreti göstermeyiz. Çalışmayız. Ya onun için hep iş yerlerinde hazır dizayn edilmiş düşmanlar var.
Onun için hazır istemezük diyen insanlar var. Hangi işe girse 3 gün sürüyor orada. Onun canım belli, nasibi kapalı. Ya da dükkanı 8'de açmaktansa 12'de açıyor. Ondan sonra diyor ki nasibim kapalı. Bir de bu var. Haklı davayı kazanmak için de dua istiyoruz. Bu harika. İyi hiç olmasa haklı. Bir şey okudum. Ne o? Cezaevinden kurtulma duası. İşte 21 gün sabahları 786 tane besmeleyi okursan biiznillah cezaevinden kurtulursun. Ulan bütün ne kadar katil, zır cahil, ne kadar tecavüzcü varsa içeri girecek, 21 gün besmele-i şerifi okuyup çıkacak. Dinle böyle alay olur mu? Yani cezaevlerinin boşalması lazım bu noktada. Yani adam çıkacak, gidecek, öldürecek, katledecek, her türlü fitne ficirliği yapacak, her türlü zalimliği yapacak, girecek içeri, 786 tane besmele, sabah namazında 21 gün kalk, hadi dışarıdasın, selamünaleyküm, aleykümselam, nasıl tecavüz et dedim, geldim şimdi gene. Hayırdır? 786 tane 21 gün çektim çıktım. Biz buradan kaybediyoruz. Bakın biz buradan kaybediyoruz. Bir de bu kitaplarda basılı, kadınlar harıl harıl alıyor bunu. Birisi bana göndermiş. Elhamdülillah ki sınava gireceğim zaman 21 tane pirinci okuyan kardeşim var. Üniversitede. Yani bir de bu üniversitede bu. Sınava girecek, millet harıl harıl ders çalışıyor. Yok, onun bir arkadaşı var, 21 tane pirinci okuyor, o sınavda pirinç yutuyor. Şekeri artacak. Farkında değil. Masonluk kurulduğundan bu yana 3 aşamalı bir dünya hareketi yayacakları kararını almışlar. Birincisi 1. Dünya Savaşı şekillendirme, ikincisi 1935 ile 45 yıllar arası, 3 dünyayı dinsizleştirmek, şu anki Orta Doğu savaşları da bunun için yapıldığı söyleniyor. Oysa ki İslam dini kıyamete kadar bakidir. Bunların çabası ne olur? Hangi noktaya varır? Bu noktada bize çalışmak düşer. Bu noktada bize gayret düşer. Onlar kendilerince kendi plan programlarını kuracaklar. Batılın kuvveti yoktur. Batılı üf deyince söndürür ve dağıtırsınız. Ama üf diyecek nefesler gerekli. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerini der ki bana peygamberlikle beraber 5 özellik verildi. Bunlardan birisi inanmayanların kalplerine 6 aylık yoldan mesafeden onların gönüllerine korku inmesidir. İnanıyorsanız kuvvetlisinizdir. Ben evet masonluk teşkilatı vardır bu noktada, bunu reddetme noktasında değilim. Masonlar da vardır, bunu da reddetme noktasında değilim. Bunlar dünya üzerinde ahtapot gibi sarmışlar deccaliyet olarak. Deccaliyetin değişik kolları, inançsızlığın değişik kolları. Bunlar böyle saklı örtülü bir şekilde bizim içimizde de var. Birileri profesör olmak için, doçent olmak için, müdür, amir, bakan olmak için, yüksek bürokrat olması için bu tip şeylere tevessül edenler de var. Zaten bunlar da kendi içlerinde avamı, hası, hasül hasları var. Avamın üzerine kurulu, avam masonların üzerine kurulu bu. Avam masonların üzerinde çalışıyor. O avam zannediyor ki kendince biz işte fakirlere yardım edeceğiz. Bir yardım kuruluşu gibi zannediyor. Garibim benim gibi saf o. Onların üstünde alınıyor kararlar. Onların normalde haberi yok. Tabii bunun normalde malumdur. İnceleyenler bilirler, 33 derecesi var bunun. Birinci derecenin ikinci dereceden, ikincinin üçüncü dereceden haberi yok. Ve onlar birbirlerine de desteklerler, tasdiklerler, ayrı bir mesele. Ama bunları böyle anlatırlar, hiç korkmam ben. Hiç de çekinmem. Bu noktada insanlar inançlarında doğru bir inancı sahip olur, o yolda yaşarlarsa, kendi yaşadıkları topraklara sahip çıkar, bu tip kölelik sistemine karşı çıkarlarsa, bu oyunu bozacaklarına inanıyorum.
Az önce içeride Orhan hocamla ince bir konuşma yaptık. Ben işte kredi kartlarını almayın, banka kartlarını almayın diye söylüyorum ya. Diyor hocam hani alternatif yok. Evet, alternatifinin olmadığını biliyorum. Ama bundan kaçabildiği kadar insanların kaçması için bağırıyorum. Bundan uzaklaşabildiği kadar uzaklaşması için bağırıyorum. Her banka hareketiniz, her banka hareketiniz, her banka işiniz bu noktada bu kölelik sistemine yardımcı oluyor. Her bankadan kredi çekişiniz, her kredi kartı limitini aşmanız bu uluslararası deccaliyet sisteminin işine geliyor. Bundan uzaklaşabildiğiniz yere kadar uzaklaşın. Kaçabildiğiniz yere kadar kaçın. Bu uluslararası alışveriş şirketlerinden ve merkezlerinden kaçabildiğiniz kadar kaçın. Uluslararası üretilmiş olan gıdalardan kaçabildiğiniz yere kadar kaçın. Uluslararası üretilmiş olan yiyecek, içecek, hazır gıda, her ne var ise kaçabildiğiniz kadar kaçın. Gidin bahçenizden, tarlanızdan turp otu yapın, onu kaynatıp yiyin. Gidin bahçenizden, tarlanızdan domates yetiştirin, yiyin. Gidin zeytin ağaçlarının diplerine soğan ekin, yiyin. Gidin kendi evinizin varsa bahçesinde patlıcanınızı, biberinizi ekin. Yerli tohumla ekin. Yerli tohumla, yerli tohumlarınızı üretin. Yerli domatesinizi üretin, kendiniz üretin. Bir dahaki seneye kurutun, bir dahaki seneye aynı tohumu tekrar üretin. Bunlara ihtiyacımız olacak ileride. Ve yeryüzündeki artık savaşlar sadece silahla olmuyor. Silahla son noktaya getiriyorlar. Irak'a silahla müdahale ettikleri gibi, Libya'ya müdahale ettikleri gibi. Ne bileyim işte Kuzey Afrika ülkelerine, Orta Doğu'ya müdahale ettikleri gibi. Evet, onlar silahla müdahale edecekler. Bu noktada Deccal hiçbir zaman bundan yüksünmez. Bunda gözyaşı akıtmaz. O Birleşmiş Milletler'miş, NATO'ymuş, SENTO'ymuş, CENTO'ymuş, hepsi de boş. Bir gün uçaklarını kaldırıp sizi bombalayabilirler. Öyle yok Amerika dostumuz, Avrupa dostumuz diye düşünmeyin. Dostunuz yok bu noktada. Onların işine gelmeyen, onların çarkına su taşımayan bir değirmeni anında bombalarlar. Boğmak için her türlü ekonomik, siyasi, askeri önlemleri alırlar. Bununla alakalı tarım ve gıdanın üzerinde, dünya üzerinde inanılmaz oyunlar oynanıyor. İlaç sektörü üzerinde inanılmaz oyunlar oynanıyor. Doktorlarınıza güvenmeyin demiyorum. Ama dikkat edin. Baş ağrısına antibiyotik yazan ne yazık ki zavallı doktorlar var. Var. Ne yazık ki doktorların ilaç sektörünün anlaşmış olduğu nöbetçi doktorlar var. Gidiyor doktorla anlaşıyor, nöbetçi doktorla. Benim antibiyotimi yaz diyor. Bu gece 1000 kutu yaz, seni Avrupa'ya göndereceğim diyor. Kim en yakın nöbetçi eczane? Özbağ Eczanesi örneğin. Onayla gidiyor anlaşıyor. Ben filanca doktorla anlaştım. Bu gece nöbetçi 1000 kutu yazacak diyor. Al bu 1000 kutu diyor. Yok yazma diyor. Yok geçme. Adam 1000 kutu, bir gecede 1000 kutu ilaç yazıyor. Hangi ağrıyla, hangi sızıyla, hangi şikayetle gidersen git, o ilacı yazıyor sana. Evet, dikkat edin. Gıdalarınıza dikkat edin. Bu bir uluslararası oyun. Sizin tohumunuzla oynuyorlar. Uluslararası oyun. Sizin tohumlarınızla da oynuyorlar. Sadece sizin yiyeceğinizle oynamıyorlar. Sizin tohumlarınızla da oynuyorlar. Sağlığınızla da oynuyorlar. Gıdalarla sağlığınızı da bozuyorlar. Sağlığınızı bozuyorlar. O yüzden hazır gıdalardan, kimyasal gıdalardan uzak durun. Kimyasal içeceklerden uzak durun. Uzak durun. Hazır ayran dahi içmeyin. Hazır yoğurt dahi yemeyin. Canan Karatay gibi Sağlık Bakanlığı beni de soruşturmaya alabilir.
Ben hiç korkmadım bugüne kadar. Bu uluslararası bir şey. Allah bizi affetsin. O yüzden biz bunlara karşı uyanık olalım, dirençli duralım. Diyeceksiniz ki bir sufi toplulukta böyle sohbet olur mu? Evet. Sufiler kendi yaşadıkları sistemde ve düzende ve topraklarda kurulmuş olan tezgahları bozmak için ilahi el yordamıyla desteklenmiş kişilerdir. Onlar toplum güdüsünün dışındadırlar. Onlar bu noktada çalışan bir sistemin dışına çıkarlar. Hazreti Muhammed Mustafa böyle bir kimseydi. Mekke'nin çalışan sistemine uymadı. Mekke'nin çalışan sistemine uymadığı için bütün Mekke halkı ona düşman oldu. Siz eğer ki çalışan sisteme, yani deccaliyet sistemine, yani köle sistemine karşı çıkarsanız size düşman olmaları gerekir. Düşman değillerse size, bilin ki sizin imanınız kemale ermemiştir. Onlar namaz kılana düşman değillerdir. Onlar oruç tutana düşman değillerdir. Onlar hacca gidene düşman değillerdir. Onlar sakal bırakan, örtünen insanlara düşman değillerdir. Siz evinizde kıl beşi, bitir işi devam ederseniz hiçbir problem yoktur. Süleyman Demirel gibi çıkar, camiler sabaha kadar açık, isteyenler camide namazlarını kılsın derler. Siz çalışan deccaliyet sistemine dur, burada kölelik var, dur, burada zulüm var, dur, burada kan var, dur, burada gözyaşı var, dur, burada insanların sömürülmesi var, dur, burada tağut bir sistem var, dur, burada Allah'ın adaleti ve hukuku yok derseniz, o zaman sizi düşman ilan ederler. Mustafa Özbağ'ı ilan ettikleri gibi. Daha öncekiler de ilan ettikleri gibi. Hallacı Mansur gibi, Nesimi gibi. Evet. Ehli Beyt gibi. Bu yolun açıcısı Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ve Ehli Beyt'tir. Bu yolu takip edenler zulüm sistemine karşı çıkarlar. Kur'an-ı Kerim'deki sureler neden iniş sırasına göre sıralanmamıştır? Normalde din tamamlanmıştır. Din tamamlandığı için Kur'an-ı Kerim bütüncüllük halinde durmuştur. Ama bir kimse kendince iniş sırasına göre sıralayabilir mi? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. İniş sırasına göre hıfz edebilir mi? Evet. Bunda bir sıkıntı yok. Bu böyle tartışma götürecek bir mesele değil. Bütün peygamberler neden erkektir? Allah öyle takdir etmiş. Peygamberlik mesleği böyle inkıtaya uğrayacak bir meslek değildir. Cenab-ı Hak böyle istemiş, böyle takdir etmiş. Kadınlardan da veliler var, kadınlardan da bu noktada dinini en üst seviyede yaşayanlar var. Ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri bu. Sizi mümkün mertebe takip ederim ve çok dikkatli dinliyorum ama sorularımı kısa kesiyorsunuz. Neden? Eğer cevap veremiyorsanız cevap bulabileceğim bir adres yok mu? Ve eğer siz geçmişinizde hayatınızı yaşadığınız gibi yaşamasaydınız yine bu yolu seçer miydiniz? Bu noktada özellikle herhangi bir soruyu kısa geçme gibi bir şeyim olmaz. Hiç öyle düşünmem. Gelen soruları genel olarak, genel itibariyle okumaya gayret ederim. Yani böyle işte bazısı böyle burada zannetmiyorum çıkmıyor. Bazı yerlere gittiğimde işte çok met edici sözler söylüyorlar. Bunları okumak istemiyorum. Met edilmeyi çok istemiyorum. Hakkınızı helal alın. Bu sufi terbiyesi. Biraz da böyle hani Adnan var ya, hocam gözleriniz yaktı beni filan. Kendimi öyle de görmek istemiyorum. Allah bizi affetsin. Böyle bir şeyi de istemiyorum. Ama genel olarak sorulara cevap vermeye gayret ederim. Ama bilgim o kadardır. İlla ki ben her şeyi biliyorum diye bir kaydı yok. Ama kasıtlı böyle bir cevap vermeme söz konusu değildir. Cevap veremiyorsanız cevap bulabileceğim bir adres yok mu? Olabilir muhakkak ki. Böyle bir iddiam da yok. Hani Musa aleyhisselama sorar oradaki ümmeti. Derler ki ya Musa, senden daha alim bir kimse var mı? Yok der Musa aleyhisselam.
Yok deyince Cenab-ı Hak ona ilhamı keser, konuşmayı keser. Bir müddet sonra bakar ki Musa'ya cevap yok. Musa aleyhisselam Tur-i Sina'ya çıkar, Allah'a tövbe edip yalvarmaya başlar. İletişim neden kesildi diye bunun için yalvarır. Cenab-ı Hak cevap verir. Ya Musa filanca yerde sana dediler ki senden daha alim bir kimse var mı? Sen de yok dedin. Bu Allah'ın taaccubuna gitti der. Ondan sonra onu Hızır aleyhisselama gönderir. O yüzden bir kimsenin kendince ben alimim demesi sufi terbiyesi açısından mümkün değil. Her şeyi biliyorum, ben her soruya cevap verebilirim demesi de sufi terbiyesi açısından mümkün değil. Birisi için böyle söylenmesi de sufi terbiyesi açısından mümkün değil. Bunu bir başkasına da, bizim şeyhimiz bütün sorulara cevap verir, bizim hocamız bütün sorulara cevap verir, bu da hoş bir şey değil. Bunların hepsi de şataat. Allah muhafaza eylesin. Ve eğer siz geçmişinizde hayatınızı yaşadığınız gibi yaşamasaydınız, yine bu yolu seçer miydiniz? Kıymetli dostlar, bu yolu ben kendim seçtim. Birisi benim elimden tutup, gel böyle bir yol var deyip beni götürmedi. Ben bunu zaman zaman anlatıyorum, sonra da diyorlar ki ya sen işlediğin haramları şahitlendiriyorsun. Aman diyorum ya, ben şahitlendireyim boşver. Bizimki de şahitli ispatlı olsun diyorum ben. Normalde ben kendim uçuk bir hayat yaşıyordum. O yaşadığım uçuk hayattan kendim rahatsız oldum. Ve o uçuk hayatı bırakmaya kendim karar verdim. Bunu beni tanıyan burada hem Bayındırlı hem de işte Bayındırlı olmayıp da tanıyanlar var. Herkes bilir. Kalkıp da böyle kendimi farklı bir noktaya koyacak da değilim. Ben kendimce kendim karar verdim. İşte bunları böyle söylemekten utandığımdan değil, böyle hani tuhaf karşılarsınız diye düşünüyorum. İşte esrar kullanıyordum, bıraktım. Hap kullanıyordum, kendim bıraktım. Kendim. Telkin olmadan bıraktım. İçki kullanıyordum, kendim bıraktım. Bir telkine gerek duymadan bıraktım. Bir ikindi vakti kendim namaza başladım. Pardon, öğlen vakti. Hatta namaza başladığım kimse Bayındır'da Hüseyin abi var bizim, şeyci. Ne diyorlardı onun adına? Tuhafiyeci Hüseyin abi vardı. Risale-i Nur okuyordu onlar. Hatta öğlen namazının vakti geçtiydi böyle. Ezan okundu diyor. Hüseyin abi dedim ben. Buyur Efe dedi bana. Ezan okunmadı mı dedim ben. Okundu dedi. Ne duruyorsun sen daha burada dedim ben. Ne var dedi. Neden camiye gitmiyorsun dedim. Giderim dedi. Hadi yürü o zaman dedim ben. Benim namaza başlamam bu. Öğlen namazına gittik, beraber kıldık. Bana yan yan bakıyor zaten. Hani ne oldu bu adama diye. İkindi ezan okunuyor. Hüseyin abi dedim ben. Buyur Efe dedi. Kimi çağırıyor dedim. Bizi çağırıyor dedi. Koy sandalye o zaman kapının önüne dedim. Biz ikindiye öyle gittik. Tabi ikindiye gittiğimizde camiye gidiyorum. Herkes böyle yan yan bakıyor hani bu adam nereden geldi diye. Zaten ben namaza başlayınca bombayı patlattılar Bayındır'da. O zaman Müftü Mehmet Efendi vardı, sonra Ödemiş'e göçtü, Ödemişliydi. Ben hiç görmedim o güne kadar, güzel bir kızcağızı varmış, Allah sahibine bağışlasın, sonra gördüm zaten. Dediler ki, birader sıra ona mı geldi? Dedim, ne oldu ya? O an dediler ya, en sonunda müftünün kızına mı başladın dediler ya. Ona mı yazıyorsun dediler. Lan yok öyle bir şey dedim, kimse inanmadı. Sonra da ilk zikrullah'a gideceğim de yine kendim gittim. Beni işte Hoca Efendi'nin cemaatinden adamlar aldılar götürdüler sohbetlere, namaza başlayınca oraya alıştırmak için. Gittim, bazı şeyler gördüm, oradan dedim yok ben, burası bana göre değil. Süleyman Hilmi Tuna Hazretleri'nin talebeleri götürdüler, yok olmadı. Milli Görüş götürdü, olmadı. Ardından işte yazıcısı, okuyucusu, çizicisi hepsi götürdü. Olmadı. Bir Nakşibendilere götürdüler. Hiç olmadı.
Ama ben okuduğum kitap onların alemini okuyorum, damardan vuruyor. Damardan, başka bir yerden değil. Hey kalk diyor bana. Ben açıyorum böyle, dehşete düşüyorum kitaptan. Sabahları evin arkasında mutfak banyo gibi betonlu bir yer var. Merdiveni dayıyorum ben oraya. Sabah namazını kıldıktan sonra orada zikir yapıyorum kendi başıma. Merdiveni de yukarı çekiyorum. Kimse anlamıyor. Kıyametin kopmasını bekliyorum. Güneş diyorum kesin bugün doğmayacak. Öyle bir inanışım var. Sonradan böyle işte bizim eski arkadaşımız var, Mehmet Kuşçu. Çalıştığım yeri de Mehmet Kuşçu'ya tutturdum, ayakkabıcı dükkanında. Mehmet Kuşçu orada dururken bir Ramazan, ben ilk Ramazan oruç tutuyorum. Benim tabirimle paso oruç tutuyorum. Hiç öyle oruç tutmadım ben. O Ramazan sıkı bir oruç tutuyorum. Mehmet Kuşçu'ya geldi, bizim Furunlu'dan bir Hasan abimiz vardı, sakallı. Önceden Risale-i Nur okurdu onlar. Ondan sonradan sakal bıraktı, biliyoruz biz o hani nurculuğu bıraktı gibisinden. Onu Mehmet kardeş dedi, Mehmet'i çağırdı. Mehmet de bizim imam hatipli. Ona pıs 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 bir şeyler söyledi. Mehmet geldi şimdi yanıma. Nereye çağırdı lan bu seni dedim ben. Boş ver birader, sana göre değil ya dedi. Ulan dedim, o adamın evini biliyorum köyde. Hem vallahi da hem billahi de bu akşam onun evini basmazsam dedim, beni götürmezsen bana da Mustafa Özbağ demesinler dedim. O adamın evini Furunlu köyünde biliyorum dedim. Zaten eski arkadaşlarım da bilir. Basacağım dediysem basarım. Dağıtacağım dediysem de dağıtırım. Bu noktada kimsenin şüphesi de olmaz. Yani öyle havadan konuşulmuş bir şey değildir. Mehmet beni zikrullah'a götürdü. Dedi ki zikrullah var. Beni götürdü zikrullah'a. Zikrullah'a gittik biz köye. Köyde normalde zikrullah başladı. Tevhitte daha la ilahe illallah okunuyor. Biz ayaktayız. Gözümü yumdum. Ben başka bir yerdeyiz. Tribün gibi bir yer. Ben böyle ortadayım. Bütün herkes cübbeli, sarıklı, sakallı, herkes duruyor orada. Ben onlara la ilahe illallah diye zikrullah yapıyoruz onlarla beraber. Gözümü açıyorum buradayım, gözümü kapatıyorum oradayım, orası daha iyi. Ben kapattım gözümü, devam ediyorum ben. Zikrullah bitiyormuş. Tabi bu esnada da ben içeri girdim, dakika bir gol bir, ne göreyim? Dev gencin içindeki bir çocuk orada. Tireden. Bayındırlar, tirelileri çok sevmez o zaman için. Hala da öyledir herhalde. Öyle mi Harun Hoca? Aynen öyle mi? Demek ki aynı şey devam ediyor yani. Tireden, dev gençten bir tane çocuk var. Aa, onu gördüm ben. Hemen gardımı aldım ben. Lan bu ne arıyor burada? Ondan sonra baktım çocuk güldü böyle bana. Ha güldü, tamam. Bir sıkıntı yok. O da orada. Tabii normalde onlar pıs 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 konuşmuşlar. Hani bu kim diye. Beni susturmuyormuş kimse. Orada zikrullah bitiyor. Ben susuyorum. Aa, bir sessizlik var içeride. Gözüm açıyorum. Sessiz herkes. Allah esmasına geçiyorlar. Allah Allah bir kaptırıyorum ben. Gene oradayım. Orada değilim. Zikrullah bitti. Ben bir babam öldüğünde çok ağlamıştım. Allah rahmet eylesin. Uzun müddet inanamamıştım babamın öldüğüne. Biraz hayalperestimdir ben. Hep böyle uzun müddet bekledim babam bir gün çıkacak gelecek diye. Benim hayalperestliğimin şeyi, kökeni oraya gider. Ben çok hayal kurarım. İnanırım bir de ona. Bir de onun peşinden giderim. O zamanlar benim böyle çocukluğumdan itibaren, babam öldükten itibaren hayalim var benim. Bir gün babam gelecek, benim ensemi okşayacak, sıcaklığını hissederim. Diyecek ki bana, evladım, kara belam benim. Aferin sana. Aileyi dağıtmamışsın. Hepsine bakıp gözetmişsin. Vazifeni yerine getirmişsin. Ben böyle ensemde, o benim ensemden severdi.
ensemde böyle elinin sıcaklığını hissediyorum. Onu bekliyorum yani ben. O yüzden böyle gider mezarda ağlardım. Şimdi bile çok mezara gidemem ben. Bir öldüğünde çok ağlamıştım. Sonra dedim ki kendi kendime, bir daha ağlamak sana yasak Mustafa Özba. Seni bir daha kimse ağlatamayacak, hiçbir şey ağlatamayacak dedim. O gün zikrullah'ta ağladım. Sonra beni hiç kimse ağlatamadı gerçekten. Ama o gün zikrullah'ta ben bakıyorum gözümün yaşını sildiyorum, hani ağlamak delikanlıya yakışmaz ya hesapta. Biz de bıçkın delikanlıyız ama öyle değilmiş, ağlanıyormuş. Ve orada kaldım ben, hemen bizim kulakları çınlasın Sağar Elde Hasan abi. Hasan abiye çağırdım, böyle hemen beni bir koltuğa oturtturdular. Ben kendimde değilim böyle. Biraz da önceden tanıyorlar ya beni. Biz böyle biraz da keskin bıçkın delikanlıyız ya. Koltuğa oturtturdular beni. Hiç unutmuyorum. Hasan abiye böyle elimle işaret ettim. Gel bakayım dedim. Ben bu geldi. Buyur Mustafa kardeş dedi. Buraya girmek için neye imza atılması gerekiyorsa getir dedim. Ben imzalayayım. Ben buraya gireceğim dedim. O dedi ki bir zakirimize sorayım. Bu ne dedim ben? Hani ben bir yere gireceğim, birisi bir yere soracak. Bu mümkün mü? Bana bir de. Ya ben yaşım daha 17 iken İzmir'de girmedim, pavyon kalmamış. Yaşım 18-19 iken İzmir'de girmedim, gece kulübü kalmamış. Sayan orasından Santana'sına kadar. Ya birisi kalkacak, ben bir yere giriyorum diyecek ki, gidecek ona soracak. Bu mümkün değil. Gitti. Ona sordu. O da yaptı böyle, hani bakarız gibisinden. Asabım bozuldu adama. Ulan gideyim bir kafa atayım bu adama dedim. Benim kafam da meşhur. Ben çok konuşmuyorum böyle. Karşımdaki konuşuyor ya, böyle şey yapıyor ya, kavga edeceğim ya. Bir kafa koyuyorum ben, şemsiye gibi iniyor aşağı. İkinciye gerek yok. Kafam öyle sert. Annemle tartıştığımda, kız kardeşimin evliliğiyle alakalı, anneme bir şey diyemediğimde gerilip duvara vuruyorum. Evi de kendimiz yaptık. Sallanıyor zaten. Ev bir ırgalanıyor ben duvara vurunca. Kafam öylesine sert benim. Velhasıl kelam, ben kendi isteğimle dergaha girdim. Ve Şeyh Efendi geldiğinde dediler ki bu Şeyh Efendi, tanıştık. Baktım rüyamda gördüğüm kimse. O da zaten beni görür görmez hiç tanıştırmadan benim ismimi zikretti. Tire'de karşılaştık. Biz tam böyle herkes sıradan böyle sarmaşıyor. Ben böyle baktım, dedim ya boyu benden küçükmüş kendimce içimden. Böyle sarmaşırken arkamdan böyle bir vurdu, böyle küt küt diye ciğerlerim dökülüyor zannettim. Mustafa Efendi hoş geldin dedi. Ben bir kaldım Mustafa Efendi hoş geldin deyince. Gitti oturdu, hep beraber oturduk. Böyle baktı. Bayındırlı, sen şöyle yanıma gel bakayım dedi. Ben yine zor kalktım. Gittim yanı başına, sığına yanına oturtturdu. Başladı sohbet etmeye. Bitti sohbet. Herkes dağıtıyor tabii. Bana dedi, sen ne yapacaksın dedi. Ne gibi dedim ben. Kalacaksın mı? Döneceğim mi dedi. Beni arayan soran olmaz dedim. Ben kalırım da dönerim dedim. Hiç kimse aramaz mı seni dedi. Kimse aramaz beni dedim ben. E kal o zaman dedi. Emredersiniz dedim ben. Salih Efendi dedi. O geldi bir yaşlı, benden yaşlı bir kimse. Sakallı. Buyurun efendim dedi. Mustafa Efendi'yi al, evinde misafir et. Bana hizmet ettiğin gibi ona hizmet et dedi. Allah'ım, hayatımda hiç öyle bir gece yaşamadım. Tuvalete gideceğim, adam kapıda bekliyor. Tuvaletten geliyorum, adam havalı kapıda. Adama yalvarıyorum, yapma etme, yat abi diyorum ya. Bana şeyhim böyle söyledi, Mustafa Efendi aman kardeşim ya diyor. Şimdi ona dedi ya, bana hizmet ettiğin gibi hizmet et diye. Adamda bir hizmet, bir tevazu. Allah'ım öleceğim, yerin dibine gireceğim ben. Sabah oldu, ben oldum.
Bir dedim yakamı kurtarayım ben buradan. Dedim kalktım sabah namazına zaten. Dedim Şeyh Efendi namazı nerede kılar? Yeşil imarette kılar dedi. Ben oraya gidiyorum dedim. Ben de geleceğim dedi. Abi yapma etme yat sen. Yok olur mu dedi. Ben seni oraya kadar götüreceğim. Ben Yeşil İmarat Camisi'ne gittim. Şeyh Efendi orada namazı kıldı. Oradan çıktılar garaja doğru gidiyorlar. Ben de garaja doğru gidiyorum onlarla. Ben Tire'de okudum meslek lisesinde. Biliyorum ya. Yanına gittim. Mustafa Efendi oğlum dedi, benim oğlan var dedi, bir tane asker dedi, Manisa'da, Doğu Kışla'da dedi. Ona ziyarete gidiyoruz biz dedi. Müsaade ederseniz ben gelebilirim dedim. Estağfurullah oğlum gel dedi. Dedim ben hemen, Bayındır raconu var ya, dedim ağırlık olmam size, baktı beni. Hiç kimse ağırlık olmaz bize dedi. Gene sordu, seni arayan soran olmaz mı dedi. Olmaz efendim dedim ben. Neden oğlum dedi, ben berduş adamım efendim dedim. Yok ya dedi, öyle misin dedi, evet efendim dedim. Kimse arayıp sormaz mı seni, kimse sormaz dedim. Hatta ben o zaman da tartışıyoruz annemle, kız kardeşimin evliliğiyle alakalı. Ben evden uzaklaşınca eve huzur geliyor. Ben olunca bir şey buluyorum ben, bu kızı vermeyeceğiniz bu adama. Bir fırtına koparıyorum ben evde. Allah rahmet eylesin. Ben olmayınca huzur oluyor. Benim dervişliğimin başlangıcı bu. Evet. O yüzden bugün olsa yine aynı şeyi yapardım. Pişman değilim, yine yerim. Var ya reklam. Gerçekten yaşadığım hayattan hiç pişman değilim. İçinde bulunduğum kendimce yoldan hiç pişman değilim. Ve yol bu noktada yürüdüğüm yol kendimce, kendi algımca Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmaya çalışıyorum. Sımsıkı, birinci vazifemin bu olduğuna inanıyorum kendi üzerimde. Anlatırken de, sorulara cevap verirken de hiç ayırt etmeksizin kendimce cevap vermeye çalışıyorum. Allah yardımcımız. Farzlarla sevimli olup nafilelerle yaklaşmak akıl yoluyla yürümek midir? Evet. Akıl ile yürümek ise ve Allah'ı severdeki sevgi, aşıklık yolundaki sevgi değil midir? Evet. Sevmek insana verilmiş en kutsal duygu ise, bu biraz seçmeci olmuş. Sevmeyen insanlar neden sevmez? Sevgiyle yola girmeyenlerin sevebilme ihtimali yok mu? Var. Sevgi en kutsal duygudur. Benim inanışıma göre bütün insanların yüreklerinde sevgi tohumu vardır. Ama bazı insanların o sevgi tohumunun üzerinde değişik örtüler vardır. Onlar o örtüleri açamamışlardır. Sevgi tohumu orada gelişip büyüyüp ağaç olup meyve verememiştir. Bunun çevre şartları, ortam, o kimsenin karakteristik özellikleri ve öğretisi bunda etkin roldür. Bir tohumu tarlaya dikersiniz, o tarlada uygun ortam ve şartlar oluştuğunda o filizlenip ağaç olup meyve verecektir. Bunu oluşturmak bahçıvana aittir. Bu sevgi tohumu Cenab-ı Hak bütün insanların kalplerine koydu. Hadis-i şerifte bütün insanlar mümin doğarlar. Hadisi bize buna ölçüdür. Hepimizin içerisinde sevgi tohumu vardır. Ama hepimizin içindeki sevgi tohumu ağaç olup meyve verebilme noktasına gelmemiş olabilir. O yüzden şunu unutmayın. Sevgi ne kadar büyük olursa olsun, aşıklık ne kadar had safhaya ulaşırsa ulaşsın, onun akla tecelliyatı vardır. Aşıklık akılsızlık demek değildir. Aşıklık bir adım önde, akıl bir adım geridedir. Aşıklıkta akılsız bir aşıklık yoktur. Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'de der ki: "Ey Habibim, de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun." Bu soyut olan sevginin somut akla tecelliyatıdır. Bu noktada bir kimse Allah'ı seviyorsa uyacağı yer vardır. Ben Allah'ı seviyorum terennesi değil, uyacağı yere bakılır. Nedir? Teslim olmak, Muhammed-i Mustafa'na uymaktır. O yüzden sevmenin asıl tecelliyatı teslim olmaktır.
Eğer bir kimse seviyorum deyip de sevdiğine teslim olmuyorsa kendi kendini aldatıyordur. Hepimizin yaptığı yanlışlık budur. Biz seviyoruz deriz, sevdiğimize teslim olmayız. Asıl sevmek teslim olmaktır. Tabi olmak da değil, teslim olmak. İnsanlar sevmez demiyorum, belki de insanlar sevmekten korkuyorlar. Severlerse kendilerini kaybetmekten korkuyorlar. Heva ve heveslerine uymamaktan korkuyorlar. Bizdeki sevgi heva ve hevese bağlı. Tabii bir sevgi. Herkes birbirini seviyor. Buradan herhangi bir kimseyi kaldırsak insanları seviyor musun? Tabii diyecek. İnsanların içerisinden kimi seviyorsun diyebilir. Eşimi seviyorum. Kadın erkek hiç önemli değil. Bir laf söyleyeceğim. Sevdiğine ne kadar teslimsin? Ben seni seviyorum ama kırmızı giymen yeşil giy. Ben seni sevdiğim için senin yeşil giymeni istiyorum. Hayır. Sen beni seviyorsan beni yönetmeye kalkma. De ki hangi rengi görmek istersin bugün? Onu giyeyim. Kendi rengini bana dayatma seni seviyorum deyip de. Bizde tersi var. Kadın diyor, aşkım bak seni çok seviyorum ama telefonumu değiştir. Şunu demiyor, ben seni çok seviyorum. Sen yeter ki gel telefonum olmasın. Ben seni çok seviyorum. Sen varsın ya, senin varlığın dahi bana hayat damarı. MP3 çalar da sure dinlerken secde ayeti duyduğumuzda tilavet secdesi yapmalı mıyız? Evet. Aynı sureyi arka arkaya dinlediğimizde dinlediğimiz kadar mı yapmalıyız? Bir seferlik yeterli. Rüyada çıplak kadın erkek görüldüğünde gusül abdesti bozulur mu? Hayır. Sema gösterileri bir ibadet mi? Biz ibadet olarak yapıyoruz. Zikrediyoruz çünkü. Zikretmek ibadettir. Siz Allah'ı zikrederken olgunlaşmış buğday başaklarının rüzgarın onları salladığı gibi siz de sallanınız. O yüzden biz zikrettiğimizden kendimizi zikir ibadet olarak görüyoruz. Bir ablam var, hiç anlaşamıyoruz. İyi veya kötü ne desek bize çıkışıyor, kendini haklı buluyor ve bizim ev huzurumuzu bozuyor. Annemize bağırıp bize dini bilgide üstünlük taşıyor. Ne desek boş, ne yapmalıyız? Biraz ilişkiyi kesin. Hızla gidiyorum. Seyitlik nedir? Seyitlerin manevi şifa özellikleri olur mu? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zahiri soyundan gelenlere Hazreti Fatıma üzerinden, Hazreti Fatıma'dan Hazreti Hüseyin Efendimizin üzerinden gelenlere seyit, Hazreti Hasan Efendimizin üzerinden gelenlere şerif denir. Bunlar zahiridir. Bunun manevisi var. Manevisi ne? Kim Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışırsa o da ehli beyttendir der. Bunlar için normalde işte şifa özellikleri olur mu? Olabilir, bir şey diyemem. Birisi, bir kimse, Cenab-ı Hak ona öyle bir hususiyet vermiştir. Fatiha okur, şifa bulur. Hadiste de sabit, herkes için geçerli bu. İnsanın içini okuyabilir mi? Kalbinden geçirdiğini bilebilir mi? Herkes için bu yollar açık. Müminin ferasetinden sakınınız, o Allah'ın nuruyla bakar. Bu noktada herkes için geçerli. Gerçekten Efendimizin soyundan geldiği nasıl anlaşılır? Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışıyorsa ondan anlaşılır. Dua kaderi değiştirir mi? Duanın hikmeti, fazileti ve önemi nedir? Evet, dua bizim başımıza gelecek olanları bu noktada değiştirebilir. Bizim hayatımızı değiştirebilir. Duaya inanın ve dua edin Allah'a. İstediğim meslek için istihare yapmam doğru olur mu? Hayır. O mesleği yapmak istiyorsan, meslek helalse o konuda çalışman gerekli. Kapanmak istiyorum fakat mesleğim yüzünden kapanamıyorum. Günah mıdır? Örtünmek dinin emridir. Bunu yerine getiremeyenler bir emri yerine getirememiş olurlar. Farz, herhangi bir farzı yerine getirememek gibi. O yüzden normalde meslek yüzünden bu noktada bu seçim senin kendine ait ama tekrar söylüyorum. Örtünmek farzdır. Bir kimse bunu yaparsa ibadet etmiş olur. Yapmazsa
bir günah işlemiş olur. Küfre girmez. Ahirette tek İslam'sa tek dilde Arapça mıdır? Kabir ahiret sorgusu herkesin kendi dilinde mi yoksa Arapça mıdır? Mezarın açılıp ışık saçılma, ölmüş kişinin ayet okuması nedir? Normalde cennetteki dil Arapçadır. Bu dil öğrenmek öyle sizi orada tekrar dil öğretmeyecekler. Siz Arapça bilmiş olarak kalkacaksınız. Hadisler böyle, rivayetler böyle. Buna katılanabilir, katılmayanlar da olabilir bu noktada. Ama mezarın açılıp ışık saçılması normalde eğer gerçekten o Allah'a iyi bir kulsa ondan böyle bir nur çıkmış olabilir. Bir cuma vaktinden sonra Sultan Veled Hazreti Mevlana'ya cuma vaktinde bilinen belinin ağırlığın uyku halinin nedenini sorduğunda Hazreti Mevlana cevaben biz ibadette Allah'a yaklaşırız, Allah da bize yaklaşır. Bu yaklaşım bize bazen ağır gelir diye okumuştum. Burada anlatmak istediği Allah'ın yaklaşırken bizde oluşturduğu ağırlığın manası nedir? Bunlar bizde olabileceğine inanmıyorum, sizde olabilir. Evet, Allah'a yakın olmak insanda normalde böyle bir manevi ağırlık olabilir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ilham gelirken terlemesi gibi. Sır ne demektir? İnsanlar kendilerince bilmediği şeyler sırdır. Size sır olan bir başkasına sır olmayabilir. Bu manada sır denilecekse Allah'ın zatullahıdır. Bir kimse market işletiyor, içki satıyor, sigara satıyor, bu parayla geçiniyor. Bu kimse ümre veya hacca gidebilir mi? Bir kimse sadece içki sataraktan hayatını geçiriyorsa evet haram bir iş yapıyor ama sadece içki değilse, kocaman bir marketse içkiden kazandığı para haram, diğer şeylerden kazandığı para haram değil. Belli bir süre dersini çekemeyen kişinin tekrar biat etmesi gerekli, ibadetini vaktinde yapamayan kişiler ne yapmalı? Yapmış, geçmiş olan ibadetlerini bu noktada hızlıca iade edecekler, yani yerine getirecekler. Yecüc ve Mecüc'ün setlerinde bugün bir delik açıldı yazmıştınız. Kıyametin büyük alametleri başlamış mı oluyor? Bu konuda elimizden gelen maddi manevi her şeyi yaptırsak ve emeğimizin karşılığını alamadıysak ileride alır mıyız emeğimizin karşılığını? Siz emeğinizin karşılığını bugün almaya gayret edin. Bu noktada bir yerde çalışıyorsanız, ücretiniz belliyse ücretinizi karşıdan talep edin. Yecüc ve Mecüc'ün bu noktada delikle alakalı hadis-i şerif, hadis-i şerifi nakletmiştim onda. Orhan hocam ruh hakkında bilgi ileride öğrenebilirler dedi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de ruh hakkında bilgi Allah'a aittir. Diğer bir ayette okuduğumu sanıyorum bu konuda bu ayet hakkında bilgi alabilir misiniz? Sana ruhtan sorarlar. De ki size bununla alakalı çok az bir bilgi verildi. Müteşabihtir. Bu noktada soranlara bunun çok az bir bilgisi verilmiş olabilir. Soranlara. Bu demek değildir ki biz bu konuda araştırma yapmayacağız. Yasaklayan bir şey yok. Onlara çok az bir bilgi verilmiş. Soranlar da Musevi'ydi. Onlara az bilgi verilmiş, Muhammedilere çok bilgi verilebilir. Yaptığımız fazla ibadet ve zikirler biz kullara ağır gelir mi? Yaptıklarınızı fazla görmeyin. Hallacı Mansur gecede 100 rekat namaz kılıyordu. Hamilelik süresince oluşan vesveselere zikir çekmeyi tavsiye eder misiniz? Tevhide devam edin. Türkiye'nin yönetim biçimiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Ekonomik olarak Türkiye ne durumda? Ekonomist değilim. Ekonomist olsam oturur size hesaptan, kitaptan bahsederdim. Ben bu noktada ekonomi konuşabilecek noktada değilim. Türkiye'nin ekonomisiyle de alakalı elimde doneler yok. Devlet Planlama Teşkilatı'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın, Maliye Bakanlığı'nın doneler olması lazım. Bu noktada söyleyecek bir şeyim yok ama gördüğüm şu var. Belli bir kesim hızla fukara bir noktada duruyor. Bir ülkede 1.000 lira asker ücret var ise orada geçinmek kolay diyemeyiz. Ben bunu İslami mantalite ve İslami noktadan bakıyorum. İslami mantaliteden baktığımda bu böyle olmaması gerekir.
Ha buna bakarsanız, geçmiş dönemlere göre kıyaslayacak olursanız eyvallah, buna söyleyecek bir sözüm yok. Ama isterim ki ülkemin insanları daha mutlu, daha refah yaşasınlar. İsterim ki asgari ücret 2 lira olsun. Evet. İsterim ki insanlar bu 2 liralık ücreti de hak edecek çalışmalar yapsınlar. Bir de işin bu tarafı var. Ama bunların hepsi de pansuman meseleleri. Yani Erbakan Hoca pansumancı derdi ortalığa. Ben şey değilim, bir siyasi tarafım yok bu noktada. Ama neden böyle? Çünkü bize böyle küçük küçük şeyler vererekten o büyük çarkı döndürüyorlar. Bakıyorsunuz bir tarafta 1 trilyona, 500 milyara, 2 trilyona daireler var, yapılıyor, satılıyor ve orada oturan insanlar var. Bir tarafta da 70 metrekare içerisinde birer liraya yaşama çalışan insanlar var. Bu gettolaşmaya karşıyım. Yani o 1 trilyonluk dairenin, o 300 metrekare dairenin karşısına 70 metrekarelik bir de daire yapmalılar. Ve 300 metrekare dairede oturan kimse, 70 metrekarede dairede oturan kimseye baksın, hamd etsin. Ve o kimseye de yardım etsin. Benim düşüncem bu. Ama bu böyle uygulanmıyor. Ne yazık ki bu gettolaşmayı devlet, hükümet, yönetenler çözüm bulmazlarsa sosyal patlamalara sebep olabilir. Bu sosyal patlamaların önüne geçebilmesi için infak edilmesi gerekir. İnfak, İslam'daki karşılığı bir kimsenin kazancının 1/4'ünün zekatını vermesi. Mesela bütün diyanet, ilahiyat, hükümet el birlik edip bunu mesela geçici bir süre için zekatı maldan verdirebilirler. İnsanların maddi durumlarının artması için. Mesela 5 yıl, 10 yıl bütün zekatın maldan değil, 1/4'ünden değil, ticari mallardan değil, bütün gayrimenkullerden yapabilirler. Böyle bir fetva çıkarabilirler. Hoca karşı çıkacak şimdi yine. Sakalını tarıyor. Yine biz baltaya taşa mı vurduk hocam? Bunun fetvasını şuraya dayandırıyorum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri yokluk zamanında kurban etlerinin 3 gün içerisinde bitirilmesini emretti. Yokluk vardı, kıtlık vardı. Yokluk ve kıtlıktan dolayı 3 gün içerisinde 4. gün kimsenin evinde kurban eti kalmayacak dedi. Böylece bütün herkes kurban etlerini, bütün ümmet birbirine infak etti, dağıttı. Bütün herkes eşit bir şekilde olabildiğince et yedi. Bu birkaç dönem böyle devam etti. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bunu kaldırdı. Dedi ki kıtlık bitti, artık kurban etlerini istediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz. Fetvanın sünnetteki karşılığı bu hocam. Ben buradan iştihad ettim. Efendim? Burada devlet bunu geçici bir şekilde yapabilir. Baskıyla mı, gönül rızasıyla? Gönül rızasıyla. Baskı da yapabilir. Devlet hükmeder. Bir tehlike gördüğünde, sosyal bir patlama tehlikesi görüyorsa, anarşi tehlikesi görüyorsa hükmeder buna. Ama devlet de bu noktada sosyal hukuk devleti olacak. İslam devleti olacak. Topladığı parayı cebellezi minel beşer etmeyecekler. Evet. O zaman olur. Mesela bunu yapabilirler. Böylece sosyal patlamanın önüne geçilebilir. 4 yıl, 5 yıl bütün herkesten 10 yıl bütün halkın, bütün toplumun bu noktada refaha ulaşması, daha yaşam standardı artması için bunlar olabilir. Türkiye'de görmüş olduğum en önemli tehlikelerden birisi bu.
tehlikelilerden birisi dini mezhep dayatması, ikincisi cemaat tarikat dayatması, üçüncüsü sosyal patlama, yani bu noktada gettolaşması. Hızla gideceğim, saatim doldu. Alevilik hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Müslüman mıdırlar? Müslüman iseler neden İslamiyet'i yaşamazlar? Bir kimse la ilahe illallah Muhammeden Resulullah dediyse Müslümandır. Onun mezhebi meşrebi ne olursa olsun, kendisini nasıl tanımlıyorsa tanımlasın, bizi ilgilendirmez. Şans var mıdır? Var ise nedir? İnanmam hiç. İsrail'in tohumlarını yemek helal mı? Devlet alıyor, nasıl yapalım? Tohumun helali haram olmaz. Ama tohumda bir eksiklik, yanlışlık varsa, sizin tarımınızı ele geçirmek istiyorlarsa bu devlet siyasetidir. Devletin bunu el koyması lazım. Bir kişinin mürşidini bulması nasıl gerçekleşir? Bir mürşide bağlamak için ne şartlara gerekir? Arayan bulur, bulan tanır, tanıyan sever, seven aşık olur, aşık olan canından geçer. Deccal dünyada mıdır? Dünyada neler yapacaktır? Deccal şu anda hüküm olarak bu noktada hükmü devam ediyor ama kimileri çıktı diyor, biz daha tanışmadık. Çözüm süreci hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum demiş burada bir kardeşimiz. Bununla alakalı ben barıştan yanayım. Memleketin içerisinde insanlar ellerine silah alıp da devletle savaşmamalı. Eline silah alıp bu halkın askerini, polisini öldürmemeli. Devlet de kendi üzerine düşen vazifeyi yapmalı. Kendi vatandaşlarının, kendi tebaasının kendince dil, din, ırk özgürlüklerini vermeli. Bu da bir realitemiz bizim. Bu özgürlüğünü vermeli. O kimse nasıl bir kimse İngilizce çocuğuna isim koyuyordu, hiç kimse karışmıyordu. O kimse Kürtçe çocuğuna isim koymasına neden karışma hakkımız olsun? İngilizce öğrenmek kadar neden Kürtçe de öğrenmek insanların hakkı olmasın? Fransız lisesi var, İngiliz bilmem ne lisesi var, Alman bilmem ne lisesi var, Amerikan koleji var. Birisi de gitsin Kürt koleji açsın. Giden gitsin. Üstelik de 20 milyon. Efendim? Üstelik de 20 milyon kurtardık. Yani isteyen gitsin orada, açsın bunu, üniversitesini kursun. Diye desin ki Kürt üniversitesi, Kürtçe eğitim versin. Bundan ne gocunalım ki? Osmanlıca da açsın birisi. Bunda bir sıkıntı yok. Bu konuda ben özgürüm. Bakın, sizin ülkenizde ta ilkokuldan üniversite sonuna kadar İngilizce eğitim veren kurumlar var ise sizin bir başka dile karşı çıkma şansınız olamaz orada. Kaldı ki bu yerel halkınızın dili. Sizin vatandaşınız, sizin tebaanız. Devlet herkesin. Bunlar gereksiz savaşlardı. Gereksiz mücadelelerdi. Elleme isim ne koyacaksa koysun. Şehrin ismi neyse koysun. Lidya demesini biliyorsunuz ya, Dersim demesini neden bilmeyeceksiniz? Tabelaları asıyorsunuz ya turistik olarak. Nevşehir'e Kapadokya yazmasını biliyorsunuz. Yazıyor, Kapadokya'ya gider. Veya kahverengi var ya tabelalar, Kapadokya. Ne oldu Nevşehir? Kapadokya mı oldu? Madem Kapadokya'dı, elleme o da Dersim yazsın tabelasına. Bundan neden gocunduk ki? Özgürlükler insanların birbirlerini rahatsız etmediği müddetçe herkesin hakkıdır. Siz bu hakkı vermezseniz, bu hakkı vermezsiniz birisi almak için, ama cahilce, ama bilinçsizce bir şeyler yapabilirler. Bitti. Din öğrenmek insanların hakkı. Devlet devletliğini yapsın, denetlesin, yasaklamasın. Ellemeyin. İnsan, birisi de kalksın desin ki ben buraya Arapça üniversite kuruyorum. Kur kardeşim, al bütün diller Arapça olsun. Ha, Arapça oku. Bu ticaret gibi. Arz talep meselesi. Oradan çıkan üniversitede, o üniversiteden çıkan çocuk kendine iş bulamazsa hiçbir anne baba oraya göndermez.
Göndermez. Siz Osmanlıca öğretirsiniz. Osmanlıca öğreten bir dilden, okuldan çıkarsınız. Hiçbir yer kabul etmiyorsa gerek yok kardeşim. Biz işletmeyi Osmanlıca bilen bir kimse almıyoruz. Ne lazım bize? Bize iktisat mezunu birisi lazım. İşletme mezunu birisi lazım. Bize bir makine mühendisi lazım kardeşim. Makine mühendisi lazımsa malum bu keferenin dili var İngilizce. Bütün dünyaya hakim olmuş. Bize İngilizce bilen lazım. Şimdi hocama desem ki hocam talebelerinize ne dili konuşuyorsunuz? Diyecek ki Latince ve İngilizce. İkisi karışık değil mi hocam? İngilizce. Hocama gelse birisi dese ki hocam ben Osmanlıca biliyorum, hiç İngilizce bilmiyorum. Benim yanında doktora yaptırır mısınız? Hayır diyecek. Yapamaz zaten. Bitti. Bu yola siz mi girdiniz? Bu noktada ben kendi cüzzire irademle istedim. Bunun arkasında Allah'ın lütfu ikramı vardır muhakkak. Kalpler Allah'ın elinde istediği tarafa çevirir mi? Evet. Siz iyiliği isterseniz iyiliğe çevirir. Siz kötülüğe isterseniz kötülüğe çevirir. Öyle senin kalbin iyilikte dururken Cenab-ı Hak böyle tesbihi sallayıp da hadi bugün kötülüğe çevirdim seni demez. Yok böyle bir Allah. Kötülüğe doğru sen istersin, sen yürürsün. İyiliğe doğru sen istersin, sen yürürsün. İmtihanın sırrı da bu. Hidayet Allah'tan mıdır? Evet. Siz hidayeti seçerseniz Allah size hidayet verir. Siz hidayeti seçmezseniz Allah sizin bu noktada hidayet vermez. Kim Allah'a ulaşmak isterse Allah da ona ulaşmak ister. Kim Allah'a ulaşmak istemezse Allah ona ulaşmayı istemez. Cebrail seni gel bana kendime kul edeceğim, kendime dost edeceğim diyecek değil ya. Kazaya kalmış namazlarım var, hemen kıl. Vakit namazından önce kaza edebilir miyim? Evet. Kaza için niyetimi nasıl yapmalıyım? Niyet ettim ya Rabbi en son kılamadım öğlen namazının farzının kazasına. Bir seferde kaç rekat kaza kılabilirim? İstediğin kadar. Şems gibi bir insan tekrar dünyaya gelebilir mi? Hiç eksik olmuyorlar ki. Bizde böyle bir şey var. Ya var mı? Var tabii. O gün varsa bugün de var. Bir tek peygamber yok. Nefis terbiyesi nasıl olmalıdır? Haramları terk edin, terbiye başladı. Bir mürşide tabi olan onun yönlendirmesiyle mi yapmalı, uygulamalı bu terbiyeyi? Çok basit, haramları terk edin dendiği zaman iş biter. İman kemale erer dediniz. Peki kişi imanını yetersiz görmez mi? Görmedi. İmanını kemale ermemiş olarak görecek. Ölçü bu. Selefiler kimdir? Hak mıdırlar? İlk imamlara, yani normalde selef imamı denir bunlara, ilk 100 yılın içerisinde bunlar İmam-ı Azam, İmam Şafii, İmam Maliki gibi zatlar veyahut da işte diğer başka zatlar da var. Bunlar selef alimleridir. Bunlar üzerinde hak değildir demek mümkün değil. Bugünkü selefi vahabi çizgisini karıştırmayın bunlarla. İsim benzerliği var. Maşallah iğneyle de tutturmuşam. Birbirinden ayrılmasın diye. Çengelli iğne. İman edenler bir topluluk bir diğerini alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinize kötü lakaplar çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır. Ayet kadınların kadınlarla alay etmelerini, insanlara lakıp takılmasını, bu davranış fasıklık ve tövbe edilmesi gerektiğini. Hocam ayeti yazdım çünkü derslerinizi anlatan tasavvufla ilgilenen öğretmen beni evinde misafir etmişti ve ondan daha önce hiç görmediğim birdenbire gece için pijamalarını verirken bana manyak mısın akıllısı beni bulmaz ki dedi ve ben de ona hiç cevap vermedim sadece onun için üzüldüm. Bu şahıs hep genelde halk hakkını helal et diyen bir ama o gün odanın içerisinde sadece ikimiz de hakkını helal et demedi. Ben yaradandan ötürü seviyorum sadece Allah ve onun kusurlarından olsa kullarını seviyorum. Kimin neye inandığı umurumda değil. Neleri sevdiği Allah benim manyak ve akılsız olup olmadığımı biliyor. İnsana gerek yok bunun için. Aşığım ve seviyorum. Beni anlayışınıza bu kadar okuyabildim. Ve toparlayamadım. Tıkalı ya benim. Efendim? Sorun değil ki. Olsun.
Hocam bende ikisi tıkalı. En son ölçtürdüğümde birisi %80 tıkalıydı, birisi %50 tıkalıydı. Evet. Kendi halinde bırak. Olabilir. Görmüyordur. Kendi halinde bırakacaksın onu. Gerçekten. Herkesi kendi halinde bırakacaksın. Milli eğitimin problemi. Milli eğitimin problemi. Veliler, Allah yardımcılar olsun. Bakacaklar çocuklarında çarpık düşünceler var, gidecekler. Bu grupta mı? Bizde hepsi var. Herkes karşısındakine ayna metaforuna göre karşısındakini de kendini görüyor. Yaradan'ın ruhundan bize üflemesi ne demektir? Allah'ın ruhu var, bilgilendirir misiniz? Evet, böyle bir kendi ruhumdan üfledim diyor. Cenab-ı Hakk'ın ruhu ne manaya geliyor bilmiyoruz. Cenab-ı Hakk'ın nuru bu manada ne geliyor, ne manaya geliyor bilmiyoruz. Teşekkür ederim, güzel bir sohbet olduğuna inanıyorum. Hakkınızı helal edin. Geç kaldım, alkışlamak yok bizde, hocam yasaklamıştı. Böyle hevesiniz kursağınızda kalır işte. Selamünaleyküm.